Hoş geldiniz. Bebeği olanlar bilirler, bebek telsizi olmazsa olmazdır. Şimdi de bebek telsizinin başrolde olduğu bir skeç izleyeceğiz. Cenan, Beste ve Hilmi yazdı. Bebek telsizi geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Bravo. Ne güzel icat ya. Bebek ağladı mı hemen duyacağız artık. Çalışıyor mu acaba? Sağ ol babacığım. Tamam lan, abartma. Lan bizim çocuğun sesi ototunlu mu ya? Keşke adını Ezel koymasaydık ya. Bebek ağlıyor, biriniz bakın bebeğe. Ay, ben bakarım. Ne de olsa. Ne de olsa hala baba çeyreğidir. Valla öyle bir laf yok ya. Zeynep neredesin? Bebek ağlıyor. Ya hayatım, annenlerle konuştum. Birazdan geliyorlarmış telefonda. Ah. Bak gözünü seveyim, şapır şupur öpmesinler bebeği. Saçmalama. Babam hiç hoşlanmaz bebeği öpmekten. Hoş geldiniz. Canım oğlum ya. Oğlum sen böyle bir... Sen çok tatlısın. Sana karşı koyamıyorum vallahi. Bu beni böyle öpüyorsa bebeği yer bu. Saçmalama. Nerede torunum, nerede? Yiyeceğim onu. Nerede, nerede? Ondayısın Öngül abla. Ay, şimdi uyuttum Hulusi amcacığım ya. Uyansın öyle yersin. İyi, bu da mı buradaymış ya? Pardon, nerede olacaktım acaba? Halayım ben, hala. Ben de dayısıyım. Ha, senin dayılığın köprüyü geçene kadar. Baba gördün mü, ayı dedi bana. Ben öyle bir şey demedim. Ha pardon, o zaman sinek vızıldıyormuş. Sinek olsaydım senin etrafında dolanırdım canım. Baba gördün mü, bok dedi bana. Ben öyle bir şey demedim. Tamam, başlamayın yine ya. Tamam abla, ben lavaboyu kullanacağım. Tamam. Lavaboda olacağım. Ya yok artık, bu ne ya? Ya çocuk bunlar, yemin ediyorum ya, beyinleri biraz gelişmedi ya bunlar. Ya. Ya oğlum bir şey diyeceğim, sen şu iş yerindeki olaylarını bir anlatsana, ben çok merak ediyorum. Sorma baba, neler oldu ya? Ne oldu? Dur bir dakika. Önce bir torunumuzu görmeyelim be. Tamam hadi, ben göstereyim. Hadi bakalım. Tamam. Biz geliyoruz, çok merak ediyorum bu beyaz yakalı tipleri bana anlat ha, tamam? Oy, maşallah torunuma, kime çektin sen? Açık kalmış, kapatayım bunu ya. İyi ki sana çekmiş kızım. Ya Oktay'a çekseydi? Ne diyor ya bu? Ya iyi hoş çocuk bizim damat da biraz geri zekalı ya. Yani şimdi sarılıp öpüyorum falan ama inan hiç içim almıyor yani. Yani gözümü kapatıyorum, başkasını hayal ediyorum hep. Kimi hayal ediyorsun Hulusi? Tabii ki seni karıcığım. Hayal ediyorum bari, Angelina Jolie falan hayal et. Ne saçma muhabbet ya. Tamam baba ya, Oktay duyacak şimdi. Ya nereden duyacak? Mal. Ya deme öyle, çirkin falan ama iyi çocuk. Hadi sen içeri git, çocuk yalnız kaldı. Şimdi gideceğim içeriye, sıkıcı beyaz yakalı hikayeleri anlatacak ya bana. İstemiyorum ya, istemiyorum. Hulusi, çocukluk yapma hadi. Tamam ya, oğluşum ne yaptın ya? Ne yapayım? Oturuyorum mal. Sen şimdi bırak onu da, sizin ne oldu? Bir ihale vardı, onu sen aldıydın patronu bir şey. Ne oldu, bir anlatsana. Nasıl aldık o ihaleyi ya? Halbuki ben gerizekalıyım. Ha öyle deme. Kim sana mal diyor? Kim diyor onu? Ama baban da haklı kızım. Oktay da biraz gerizekalı. Nereden geldi o ses? Bebek telsizinden. He. İçerideki ses olduğu gibi burada yani, he mi? Anne abartma ya. Doğru, ağır konuştum. Mal o zaman. Konuşmayın, sessiz duyuluyor. Anne ayıp duyacak adam. Duyuyor zaten. Duymaz. Lan duyuyor. Duymaz kızım. Ya duymaz diyor, anlamıyor musun? Kızım duymaz. Duyuyor. Duymaz. Senin sesin gitmiyor. Sadece onların sesi geliyor. Ha. Güzel alet ya bu. Demek ben sıkıcıyım ha. Sıkıcısın. Beyaz yakalılar sıkıcı öyle mi? Sıkıcısın derken şey yani, şöyle düşün.
Sen öyle dedik tamam ama yani sen de baktın ki biz bir şey yapıyoruz burada yani ne? Dedikodu yapıyoruz belli ki. Yani duydun bunu kapattı mı dedikodu bir ihtiyaç sonuçta. Kapat ne dinliyorsun bizi? Ben suçlu oldum şimdi. Yok yani. Baban da damada mal diyor ama asıl kendi mal. Kapatalım ya ayıp olmasın. Yok bir dakika dur ayıp mayıp olmasın. Niye ki anne? Geçen hafta porselen takımını yeniledim fark etmedi bile. Ne? Baba nasıl anlamadın ya? Ne bileyim oğlum ben yemek yerken tabağa bakıyorum ki? Anne ne fenasın sen de he? Kız bu ne ki? Geçen ayda gizli gizli mutfak dolaplarını yenilettim. Ne? Ha baba gizli gizli mutfak dolaba mı yeniletilir? Hiç mi bakmadın? Ne bileyim oğlum ben mutfakta dolaba bakmıyorum ki. Geçen gün de babandan gizli yüzümdeki beni aldırıp dudaklarıma bir de botoks yaptırdım. Ne? Yuh artık bunu da anla be adam. Ne bileyim oğlum ben yatak odasında hanıma bakmıyorum ki. İnşallah çok harcamamışsındır anne. Hepsi toplam 100.000 falan tuttu. Babanın kredi kartını patlattım haberi yok. Duysa var ya kalp krizi geçirir. Vallahi bana bir şey oluyor, bana fena geliyor. Vallahi kadın seni tanıyormuş ya, kalp krizi geçiriyorsun galiba. Ya ne diyorsun ya sen? Git tüket bir bana hadi. Of vallahi elim ayağım tutuyor elim dedi. Çocuk ağlıyor. Hadi sen emzir kızım, ben de gideyim de biraz ortamın IQ'sunu yükselt. Gel, gel. Nasılsınız canlarım? Gel buraya. Ne oldu ya? Ne yapıyorsun kız ya? Ne bakıyorsun yüzüme? Nasıl anlamadım ben bunu ya? Allah Allah. Neyi? Hanımın gözleri siyahmış. Ne oluyor Hulusi? Gel anneciğim gel. Acıktın mı sen? Bir emzireyim seni. Ana! Kızın sesini ne güzel yaptın. Aynı ses tonu aynı. Sen yaptın. Ama ağzını da kıpırtamadı. Sen yaptın değil mi? Ben yaptım. Ben yaptım de Hulusi. Ben yaptım de lan. Ben yapmadım. Ben nasıl yapayım? Ben malım ya ben. Nasıl yapacağım ben? Tessizden geldi yani. He. O zaman damat için bütün dediklerimiz duyuldu. Evet maalesef duyuldu. Şerefsiz köpek dediğin falan. Şerefsiz köpek ne zaman dedin ya? Ya ben onu koridorda söyledim. Sen niye söylüyorsun beni? Allah kahretsin ya. Panik oldum ne bileyim. Haydi. Oha o nasıl emmek lan? Sana çekmiş torunumuz. Sen de benim kanımı emdin böyle. Bana bak. O kredi kartının hesabını bana hemen vereceksin hemen. 102.437 lira. Lan böyle hesap vermek mi olur? Hayır bana. Yok, ben... diyorum hayır yok. Bana benziyor. Bana bak beni delirtme. Yeğenim bana benziyor. Ya erkek dayıya çeker bir kere. Yo ben çocuğun suratına baktım hiç embesine benzer bir tarafı yoktu. Ha iyi ya senden bir şey almamış o zaman. Senden mi bir şey almış yani? Evet. Evet işte embesi. Ya şu muhabbeti bir kapatın bana bir su getir hadi çabuk. Tamam ben getiririm. Ya benden istediği adam şimdi. Sen şimdi dökersin. Ya angut mangut diyor anne bu ne ya? Ya bu ikisi bir araya gelince de çok iyi oluyor. Hiç iş yapmıyorum gerçekten. Konuyu değiştirme anne. Demek ben çirkinim öyle mi? Demek bebek Zeynep'e benziyor ha? Yazıklar olsun size ya. Allah'tan Zeynep öyle düşünmüyor. Oh güzel oğlum benim. İyi ki bana benziyorsun. Sağ ol Zeynep ya. Ya Allah Allah. Kapıya baksanız arkadan ben mi bakayım? Aa dayımlar gelmiş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk gelinlerin en özeli. Hoş bulduk gelinlerin en süperi. Hoş bulduk gelinlerin en muhteşemi. Hoş. Osman, tam abartma Osman istersen ha? Sen niye kıskanıyorsun? Bir saniye ya. Hanimiş baba? Kim baba olmuş burada? Hani görüyorsun? Lan! Nerede baba? Lan buradaymış lan! Lan babam oldu lan sen ha? Hani Godfather nerede? Hani? He? Hani sen misin lan Godfather? He? Hoş geldin Osman ha. Hoş bulduk Hulusi abi ya. Ulan ya senin bu torun var ya bereketiyle geldi ya. Para var ya akıyor göremiyoruz durduran. Hani biz ne dedik? Aktığını hiç görmedik. İşte akıyor ya gidiyor öyle göremiyoruz. O gitti. Öyle gidiyor. Vallahi iyi akıl ettin sen bu işe girdik vallahi senin sayende sağ ol ya. Ortak olduk falan böyle güzel gidiyor yani. İyi daha abi. Bir şey kazanmadık ki. Bu da buz şey oluyor hani Titanik'te çarp diyor. Buz da. Ha buz dağının görünen kısmı. Daha aşağıda görünmeyen neler var. Çok zengin olacağım inşallah.
bakanlar. Acayip güzel. Ya şu çocuğu bir görelim biz ya. Evet, evet. Şu hadi ben bir lavaboya gideyim. O da koridorun sonunda tamam, siz girersiniz. Hiç problem değil. Biz bakarız. Hadi bakalım. Nerede benim? Nerede o? Gidelim. Ben de şunu kapatayım. Daha fazla kaosa gerek yok. Yok yok, kapatma. Dur bakayım, dur. Bir dakika. Oy oy oy, maşallah ne tatlı bir şeysin sen ya. Gülten, biz de mi yapsak? Burada mı? Lan niye burada yapalım? Manyak mısın ya? Evet, görüyorsunuz benim ailem dedikodu yapmayı sevmez. Sen niye işler iyi dedin Osman? Ne diyeyim? Battık biz Hulusi abi. Senin 30.000 lira uçtu mu diyeyim? Ne uçması? Nereye uçtu ya? Hani senin yapmazlardı seninkiler? Tamam, yapmış bir hata ama parayı geri verir. Üstüne yatacak hali yok. Ya mümkün değil. Daha benim belim doğrulmaz. Yandı para ya. Yandı diyor lan. Nereye yandı param? Ne nasıl yandı ya? İyi oldu sana. Ben sana dedim ki oğlum dediğin yapma dedim ben sana. Bak Oktay'a. Oktay beni dinledi. Bak şu an ne kadar rahat. Ya Oktay da gizli gizli altınları verdi. Onlar da gitti. Nasıl ya? Ne oldu oğlum? Verirler ya senin paranı. Bir panik oldun. Şişt, Gülten bana bak. Çocuğun üstündeki altınlara bak lan. Bizden daha zengin. Ulan Eze. Bak dayısı, uçak geçiyor. Bak, bak. Şişt, bak, bir çeyrek bir tam al bakayım şuradan, çabuk. Ay ya, saçmalama Osman. Ya al, vallahi yatırım amaçlı ya. Dayıcığım bak, bir koyacaksın, üç alacaksın, söz. Lan el kadar çocuk dolandırıyor. Ay maşallah ya, tosuncum yemin ediyorum. Yok öyle bir şey yok ya. Allah analı babalı büyütün. Osman hadi bakalım, sen de hediyemizi ver artık. Evet, 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 evet. Nerede? Ben de yiyen dedim mi akan sular durur. Buyurun bakalım, benden bir çeyrek. Tam altını da kendine almış Totoş. Ne tam altın, ne alması ya? Ne münasebet, bizim alakamız yok. Ay tamam, tamam. Ben baktım, ben baktım. Ulan şu bebekteki ciğere bak ya. Salondan duyuluyor sesi ya. Geldim anneciğim, geldim. Tamam, ağlama. Ulan şu gelindeki sese bak. Salondan duyuluyor ya. Gazı mı varmış bunun? Gazı mı varmış? Osman, bebek telsizi. Yok ya, öyle değil. Sesleri güçlü, ondan ses buraya geliyor. Osman, bebek telsizi diyorum. Hayır, inanmak istemiyorum. Hayır, hayır. Duymayacağım bunu. Hulusi abi, ya siz şu bebek telsizini değiştirseniz mi acaba ya? Bunlar da ses rezonansından ses doğru akıtılmıyor. Bunun güvenlik kameralı olanlarından var. Eğer 1.000 lira verirsen... Ya gel git! Ne konuşuyorsun sen? Nereye param yandı? Benim param ver lan geri. Benim paramı geri vereceksin. Param falan yanmadı sen. Param falan yanmadı. Önümüzdeki ay paran ikiye katlıyor. Ben eline böyle şakkadan hak vereceğim. Ha, tamam o zaman. Hulusi. Ha. Yine dolandırıldın. Ana hakikaten ya. Lan bunun sesinde bir şey var. Beni böyle etkiliyor adam ya. Bırak ya. Çocuğun üstünde altın alıp tekrar takmak ne ya? Bir dakika. Şu anda kârdasınız ama. Ne kârı lan? Konuş, ne kârı? Ne kârı? Ben, ne var? Ben çocuğun üstünden bu altını aldığım zaman 760 liraydı. Şu anda 780 lira. Kârdasın. Duvar doğru konuşuyor. Konuşuyor. Hulusi, açıkça konuşalım. Dolandırılasın mı var? Yalnız Binnaz abla kusura bakma ama benim kocam dolandırıcı değil. Konuş Gülten. Azıcık şerefsiz o kadar. Sus Gülten. Yok yok. Doğru söylüyor. Konuş kız, konuş söyle. Niye bir dakika? Sen de benim arkamdan konuştun baba. Onları da konuşalım. Ya hocam, konuşalım oğlum. Sen sıkıcısın. Evet, ben mi sıkıcıyım? Sen şimdi benim bir hayatım var. Sen de ses yaptığımız şey. Oy kızımı gelmiş bunun. Gel çıkaralım anneciğim. Kim gelmiş bunu görmeye? He? Dayısı, dedesi, anneannesi, büyük dayısı, yengesi, halası. Dedeni bir tanısan. Tam tonton dededir. Sana masallar anlatır, hep koruyup kollar. Anneannene bütün sırlarını anlatabilirsin. Dayınla halan. İkisi de çocuk gibi sürekli didişir ama... içlerinde hiç kötü niyet yoktur. Büyük dayınla yengenle gönlü bol insanlardır. Hele dayın, seni şekerlere boğar. Son olarak baban. O bizim süper kahramanımız. Özel gücü de sevgidir. İşte böyle birbirini seven ve sayan kocaman bir ailen var arkanda. Hepsi içeride mutlu mutlu seni konuşuyorlar. Oy. Gel. Ah. Ulan çocuk bile dedi ki böyle ailenin işi nasıl sıçar? Yani çocuk niye? Hayır, 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 hayır. Oğlum sen de kusura bakma ne olur.
söylediklerimiz için. Vallahi oğlum ya, şimdi ben senin yüzüne karşı söyleyemediğim şeyler arkandan bundan sonra konuşmayacağım. Söz veriyorum. Kusura bakma, özür dilerim. Yok baba, hepimiz yapıyoruz ya. Önemli değil. Zaten oğlumuz büyüdüğünde ona böyle kavga eden bir aile değil, birbirine sarılan bir aile gösterelim. Ay, hadi ya, bir sarılalım. Gel ya. Öyle çok. Vallahi var ya. Ne oldu ya? Neyi kutluyorsunuz? Hiç, öylesine bir sarılalım dedik. İçimiz zengin. Vallahi var ya, benim içim bir cız etti ya. Ben şey diyeceğim ya, çeyrek takmaya gönlüm razı olmadı. Ben bir tam takacağım bu çocuğa. Ya, ya. Vallahi şuramda oldu ya. Ya dayı, sen nasıl bir adamsın ya? Ben biliyorum da şimdi burada söylemem nasıl bir adam. Bilsin insanlar, bilsin. Bilsin ya. Nasıl açık mıydı? Yok yok, şimdi açtım. Aynen, bir kez iki kez. Aa, telsiz mi vardı burada? Aa, telsiz mi? Aa, ne yaptın sen burada? Hadi şunu yap. Hayır, yap, yapsana. Ya tamam, sen git be. Ne yapıyorsan yap be. Buyurun Hulusi amcacığım. Sağ ol, sağ ol. Bu neymiş ya? Ya şimdi hepiniz burada çocuk yalnız kaldı. Siz bir baksanız çocuğa. Ben bakarım, ben bakarım. Ya ben bakarım, tamam ya. Oo. Ay, bunların da yıldızı bir barışmadan sanki düşman aileler. Beyinleri küçük, beyinleri. Benim kardeşim biraz gıcık. Yok yok, benimki de az değil yani. Gel gel. Gel bebeğim, seni şöyle bir öpeyim. Yine çocuğu öpüyorlar ya. Muç muç muç. Çocuk, geldim bebeğim. Öp hadi, öp. Lan, her odada öpüştük. Çok güzel hareket diyenler. Zil diyenler. 94,5. 94,5. Yüzde zil oluyordu. Ama çok yaklaştık zile. Ya müthiş konu ya. Yani kim yazmıştı? Önce bir yazarlarımızı Cenan övelim. Beste. Cenan Beste, sen. Çok güzel konu ya. Nereden buldunuz bu konuyu mesela? Bizim evde sürekli, benim sürekli başucumda olan ve yani evli, çocuklu ailelerin hakikaten yani on numara konusu, sonunda bağlandığı yer, her şey. Şeyi çok merak ettim ben, nereye bağlanacak bu kavgaları Emre ile ikinizin? O da çok güzel bağlandı. Zaten bu aileyi, Safa ile Yeşim'in ailesini çok seviyoruz. Alkışlar bu şahane ekibe geldi.